Baba, ne oluyor? Bana bir şey oldu yok. Sana ne oluyor, sen onu söyle. Ben bunu hak ettim mi ya? Hı? Ben sizden ne istedim ya? Çok bir şey mi istedim ben sizden? Namus istedim. Dizimin dibinde oturun istedim. Edep istedim. Ben hak ettim mi bunu Mine? Nasıl yaparsın bunu? Nasıl teslim ettin başkasının eline kendini? Baba yok öyle bir şey. Nasıl yok ya? Resimler var. Yalan mı o resimler? Kim? O resimdeki adam kim? Söyle bana. Söyle diyorum Mine. Kim o adam? Cevap ver bana bak. Çok kötü olacak Mine. Oğlum ben artık feci halde tırsmaya başladım ha. Başımıza çok büyük işler gelecek. Ya Bade'de evde hiç huzurum kalmadı ya. Abartıyorsun ha. Ne yapacak kız? Ablası için burada. Ablası diyorsun. Selen yani. İşte evet. Ona göre Selen onun ablası. Yani sen... Ne var bunda? Ya nedir ya? Kızın ailesinde hiç kimse kalmamış. Ablası için koştura koştura gelmiş kız. Ne kadar mutlu. Görmüyor musun? Ya bakma öyle. Üzüldüm kız için yani. Sen ne bu böyle? Vicdan yapmalar falan. Hayırdır? Başımıza neler geldi bizim? Ne çabuk unuttun? Azrail peşimizdeyken ben Bade Hanım'ın sahte nazıyla uğraşamam. Ya ne olursa olsun biz borçluyuz Bade'ye. Ne borcumuz var be? Ablasının can borcumuz var. Bağırmasana. Ah, bir duyacak. Kazayla oğlu. İsteyerek bir şey yapmadık herhalde. Tabii ki kazaydı. Bile bile birini öldürecek adam mıyım ben? Yanlışlıkla düştü uçurumdan. Düşündükçe... Böyle çok kötü oluyorum ya. Böyle içim çekiliyor yani. Bade'yi gördüğüm zaman da öyle oldu. Böyle gözlerinde sanki böyle Selin'i gördüm. Saçmalama Çetin. Kendine gel. Ha biz kötü insanlar mıyız yani? Keyfine birine zarar mı verdik bugüne kadar? Ya orası öyle canım. Yani tabii ki. Ne bileyim işte. Acıdım kıza. Allah Allah. Acıma. Acınacak haline düşersin. Zaten ben bimledim onu. Burnuma çok pis kokular geliyor. Yok öyle bir şey. Sana öyle geliyor. Benim gözlerim çok iyi görüyor canım. Hatta biraz zorlarsam geleceği görüyor filan. Vay be. Konuş dedim sana Mine. Konuş yoksa çok kötü olacak, konuş! Cevap ver çok kötü olacak dedim. Konuş dedim, niye susuyorsun? Konuşsana, konuş, cevap ver bana, cevap ver! Baba söyleyecek bir şeyim yok, neden anlamıyorsun? Cevap ver, doğruyu söyle, konuşuyorum Salim, sana! Ne istiyorsun, öldüreceğim mi kızı? Sana karışma sen! Cevap ver, konuş! Ben ne olursun! Cevap ver! Bırak, bırak! Hırpalatmam sana yavrumu, bırak, bırak! Ya çekil dedim, karışma! Cevap! Babaanne! Ana! Babaanne! Ana! Ana neyim var ana? Babaanne! Ana! Aç gözlerini ana, ne oldu sana ana? Ana ne oldu? Aç gözünü, kendine gel ana! Ana bırakma kendini! Babaanne! Ana! Selam. Bade. Hayırdır canım? Ya ben size bir şey soracaktım. Ne soracaksın? Neymiş? Konu ne? Sor. Biraz sahilde yürüsek mi? Hı? Hem birlikte vakit geçirmiş oluruz. Ya çok güzel olurdu tabii de. Benim şimdi çiçeği yedirmem lazım, uyutmam lazım. Çok zor, hatta imkansız. Ben gelirim. Aa. Aa. Ha, hem sahil havası alırız, çay içeriz falan. Tamam. O zaman ben montumu, çantamı falan alayım. Aşağıda buluşuruz. Tamam. Çetin sen ne yaptın sanıyorsun? Sahilde Hakan'ın yeri var ya, orada çay içeriz diye. İçmeyince kızıyor. Ben kıza ayıp olmasın diye şey ettim. Vallahi. Sen şey yapma yani. Yardım edin. Yardım edin, kimse yok mu? Yardım edin. Yardım edin, kimse yok mu? Yardım edin. Durun, 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 durun. Hasan abi, Hasan abi dur, Allah aşkına dur, ne olursun, dur, dur. Ne
Ne oldu kızım? Ya babaannem rahatsızlandı Hasan abi, koş. Koş abicim, koş 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 koş. Hasan, hadi gel. Anamı hemen hastaneye götürelim, hadi. Yardım et kardeşim. Hadi, al. Koy verme kendini. Gel ama. Gel gözünü seveyim. Gel. Hadi bir şey yok. Geç ana. Geç. Geç. Hemen gideceğiz. Hadi. Geç. Hadi. Sen gir içeri. Kardeşini yalnız bırakma. İçeri geç. Yalnız bırakma kardeşini. Baba. Babaanne. Babaanne ne olursun ölme, bırakma beni lütfen. Ne oluyor kız burada? Sana ne be? Sana ne? Aman. Soran da kabahat. Sanki o Nemrut kaynanayla baban ölse umurumdaydı. Dünya iki pislikten kurtulur. O nasıl pislik sensin be? Nasıl pislik sensin? Allah'ın cezasını öldüreceğim bizi Nazlı'yı. Ne yapıyorsun kız, ruh hastası? Ulan ben seni öldürmez miyim? Seni gebertmez miyim? Seni gebertmez miyim? Aa, manyak! İmdat! Dur! İmdat! Bırak! Yetişin! Öldüreceğim seni, geberteceğim. Ne geçecek eline? İçim soğuyacak. Hıncımı alacağım senden. Ne yaptım size analıktan başka ben? Ne analığı be? Eğitip kalkmaktan başka hiçbir şey yapmadın sen. O da yetmezmiş gibi babamızı aldın elimizden. İsteyerek varmadım ben senin babana. Zorla verdiler. Küçücüktüm evlendiğimde. Acımı yarıştırıyorsun. 50 yaşındaydı. Kocamış bir adam. Ondan beter anası, 3 tane kızı bana kaldı. Al sana acı. Sen hepimizi ezdin be. Umurunda bile olmadık. Hayatımızı mahvettin, ailemizi dağıttın. Yılan gibi zehirledin babamı. Bana bak. İyi dinle beni. Küçücüktüm evlendiğimde. Bir bakan bir daha bakardı, göz bebeğiydim. Yıllarımı verdim size, saçımı süpürge ettim. Ne oldu? İçimi çürüttünüz, mahvettiniz beni. Allah belanızı versin. Sen de acını bize verdin öyle mi? Hepiniz aynısınız. Al birini, vur ötekine. Geberteceğim lan ben seni. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim. Mine. Dur. Dur, ne yapıyorsun? Ruh hastaları. Hepiniz hastaneliksiniz. Aşkım niye böyle yapıyorsun ya? Ya istemediğimizi anlayacak kız şimdi. Anlarsa anlasın be. O kızdan uzak duracaksın Çetin. Hiçbir şeyimiz değil o acı badem bizim. Allah Allah. Gitsin kendine, oynayacak başka bir şey bulsun. Ya ama çay dedim. Söz verdim. Geleceğim dedim. O zaman çayınızı içer, hemen geri gelirsiniz. Tamam mı? Ya bir şey var diyorum, bir acayiplik var. Senin yüzünden başımıza bela alacağız ya. Tamam tamam, kızma. Ben şimdi gider, böyle hemen gelirim, tamam mı, bir çay için? Merak etme zaten, bir şeyler biliyorsun. Ağzından alırım ben. İnsan sonra film biliyorsun. Sen kendi ağzını açma da. Of Çetin. İyisin değil mi? İyiyim. Sen git istersen, şimdi biri görürse laf olur. Ya seni bu halde bırakmak istemiyorum. Bırak biraz daha kalayım. Lütfen. Beni daha fazla zor durumda bırakma. Peki, nasıl istersen. Ama telefonlarımı açacaksın. Söz istiyorum. Tamam. Söz. Tamam. Hadi görüşürüz. Bade, seviyor musun ablanı? Yani yeni tanıştınız biliyorum tabii ama sevdin mi? Ya bugüne kadar ben yalnız olduğumu düşünüyordum Çetin. Yani bir ablam varmış meğerse. Bunca yıl sonra kanımdan canımdan birini bulmuşum. Sevmez olur muyum hiç? Gerçi ablam henüz alışamadı bu duruma, farkındayım ama sabrederim ben.
Gerekirse yıllarca beklerim. Ama ablamdan asla vazgeçmeyeceğim. Yani o öyledir biraz. İnsanlara kolay yanaşamaz. Ama tabii o da kimsesiz büyümüş. Ya düşünsene, bir anda biri çıkıyor, sonra kardeşin olduğunu söylüyor. Ya kabul etmesi çok zor. Ama çok iyidir Selen. Canım benim ya. Var ya, sevdiğimi tam sever. Sevdiği için ölümü göze alır yani. O kadar da gözü karalır. Keşke daha önce arasaydım ablamı. Yani bir akraban var mı diye daha erken başlasaydım aramaya ama... yapmadım işte. Ne bileyim. Evet, kısmet. Peki senin pişman olduğun bir şey var mı bu hayatta? Ama gerçekten pişman oldum. Keşke hiç yapmasaydım dediğim bir şey. Ana. Ana iyi misin? Mine nerede? Ayşem. Nerede benim kuzularım? Getirmedim onları ana, evdeler. Doktor iyi olacak dedi zaten. Bir şey yokmuş çok şükür. Mine'me bir şey yapmadın değil mi? Yapmadım ana. Canını yakmak istemedim zaten. Bilemedim. Ne yapacağımı bilemedim. Bileceğim. Nimetin çiğnenmeden yutulmayacağını bildiğin gibi bileceksin. Boğazın 9 düğüm olduğunu bildiğin gibi bileceksin. 9 düşünüp bir konuşacaksın o yüzden de. Senden benden başka tutunacak dalları mı var o yavrucaklar? Biz sahip çıkmazsak kime sığınacaklar? Ha o. Ne yapacaklar? Nereye gidecekler? De bana. Sen de mi buradaydın? Nereye gidiyorsun? Tatlım biraz sohbet ederdik, gelsene. Sohbet? Sen, ben. Evet. Değişik. Edelim. Evet, mesela... kız kardeşin hakkında konuşabiliriz. Ya sen sıkılmadın mı benim kardeşimle uğraşmakla? Hı? Ne istiyorsun sen Mine'den? Aa, Mine nereden çıktı şimdi? Ben Bade'den bahsediyorum. Ha. Ablaya eğlence gerekiyordu. Bade de tam zamanına geldi. Başın çok büyük belada, farkındasın değil mi? Neden? Ne oldu ki? Yerine geçtiğin kızın kardeşi gelmiş. Daha ne olsun? Bu seni hiç ilgilendirmez. Sen kendi işine bak. Yani bakayım diyorum ama kız etrafımda dolanıp duruyor. Bana sorular soruyor. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Sussan mesela, bir şey demesen. Dilsizim, konuşamıyorum gibi. Çeneni kapalı tutsan. Sözlerine biraz daha dikkat etsen senin için daha hayırlı olur. Asiyeciğim, hayatının benim iki dudağımın arasında olduğunu unutma. O kıza gerçek ablasının toprağın altında olduğunu söylersen... neler olur bir düşün istersen. Defolup gitsen sen ya. Çık yukarıya, televizyon filan izle. Magazin programları, entrikalar. Heh, geldi Perm. Ay. Ay, kusura bakmayın. Yolu karıştırmışım, biraz geç kaldım. Kusurluk bir şey yok bacım. Buyur geç. Görür görmez hoşlandın ablamdan ha? Yani tam olarak öyle olmadı aslında. Ben onun çalıştığı yere gittim. Sonra işte o benimle ilgilendi tabii hemen. Çünkü sonuçta yakışıklı bir tipim yani. Giderim var filan. Neyse işte sonra zamanla sevdi beni.
Düşünsene ya, 7 milyar insanın içerisinden tuttu beni sevdi. Peki sen seviyor musun onu? Çok. Ölürüm onun için ya. Vallahi ölürüm. Canım benim. Neredesin Taylan ya? Mert. Yok. Umarım bir hatlar karıştırmıyorsundur Taylan. Umarım beni yine aldatmıyorsundur. Bir eksik gedik olursa Sevda'ya söylersin. Sevda servise bakar. Bulaşıkçı gidince iş ona yıkıldı hepten. Hadi size kolay gelsin. Servise mi bakayım, tabak bardak mı yıkayım bilemedim. Adın ne senin? Dervin. İş çok. Hadi başla hemen. Sağ ol yavrum. Babaannem iyisin değil mi? Bir şey istiyor musun benden? Yok yavrum yok. Merak etme iyiyim ben. Biraz uyuyayım sabaha bir şeyim kalmaz. Hadi sen de git uyu biraz. Kuzum benim. Dağlar rahatlık versin. Sana da yavrum. Ben hepinizi çok üzdüm. Bunların olacağını bilseydim ben dışarıya adımımı bile atmazdım inan. Özür dilerim. Affet beni ne olur. Ben size iyi bir baba olamadım demek. Eğer olsaydım bütün bunlar olmazdı. Kabahatli olan benim. Senin bir suçun yok. Baba yalvarırım yüzüme bak. Sakın. Odana git. Baba. Ben Dejem'i dedim. Affet beni baba. Size bunları yaşattığım için affet. Kaç oldu? İnşallah bir pot kırmamışsındır. Otelden Bade Hanım'ın eşyaları geldi. Yukarı çıkarayım mı? Yok canım, kendisi gelince çıkartır. Peki. Ne
Aşkım. Abla. Sen ne yapıyorsun? Eşyaları mı karıştırıyorsun? Yok ya, açık getirmişler böyle düşmüş. Ben de topladım. Ağzı falan açık değildi. Resmen valizimi açıp eşyaları mı karıştırmışsın? Aa yok, sen beni yanlış anladın. Hayatım hayret bir şeysin ya. İnsan kendi kardeşinin eşyalarını kurcalar mı ya? Kurcalar. Gerçekten kardeşi olduğuna inanmıyorsa kurcalar. Zaten hata bende. Ben nasıl inandım ki senin bana inanacağına? Benim kötü bir niyetim yoktu. İyi bir niyetin olduğuna da inanmıyorum ama. Geldiğimden beri bana inanmadın. İnanmak için çaba bile sarf etmedin. Boşuna hayaller kurmuşum ya. Ya Bade dur bir ya. Ya gideceğim Çetin. Ya ablam burada olmamı gerçekten geldiğimden beri istemiyor. Hayır canım sen... Bir dakika ya, ağlıyor musun sen? Dur, hayır ya, zaten o şimdi özür dileyecek senden, değil mi hayatım? Ya bırak ya. Ya aferin, yaptığını beğendim ya. Bak ağlattın kızı. Ay ağlarsa ağlasın, giderse gitsin be. Aa. Ne yapsaydım? Meraktan ölse miydim? Sen söyleyip durma. Allah Allah. Zor bir karaktersin gerçekten. Zor. Odam kireç tutmuyor, kumunu katmayınca. Odam kireç tutmuyor, kumunu katmayınca. Sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim. Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim. Soyunda gir koynuma, tenim ilaçtır benim. Soyunda gir koynuma, tenim ilaçtır benim. Kapalı telefonu. Dün geceden biri ulaşamıyorum. Mert'in telefonu da kapalı. Sen konuştun mu hiç dayınla? İşler yoğun, merak etmeyin diye mesaj atmış. Bana da öyle mesaj atmış. Aa, anlamıyorum ki bu nasıl bir yoğunluk yani. Bir telefon açamıyor musun? Akşam gelince sorarsın yenge. Çiçeği zor uyuttum valla. Kardeşine söyleseydin, yardımcı olsaydı sana. Teyzesi sonuçta değil mi? Gerçekten çok pratik zekalısın. Mine'yi çağıracağım buraya çiçeği uyutsun diye, öyle mi? Ne Mine'si ya? Bade'den bahsediyorum ben. Hale bak, sana son kez söylüyorum. Damarıma basma beni. Niye kızıyorsun ama? Yalan mı yani? Selen değil misin? O da senin kız kardeşin değil mi?
Canını yaktırtma bana. Tamam canım, tamam. Sakin. Sinirlendirmeyin beni ikiniz de. Dilimin ucundasınız. Zaten gerginim. Ya. Dilinin ucundaymışız. Keseceğim senin o dilini. Tamam, tamam. Sakin. Sen ne yaptın? Aradın mı kardeşini? Bade'yi yani. Çetin bak, bütün ıncımı senden çıkartacağım şimdi ha. Yavrum, ben seni sinirlendirmek için söylemiyorum ya. Hayır yani, kız ablasını görmeye o kadar yoldan gelmiş. Biraz daha vicdanlı davransan. Davranmıyorum efendim. Allah Allah. Hepinize dert oldu be. Sana ne? İyi güzel. Nasıl istiyorsan öyle davran. Bırakalım ortalıkta geçsin. Ya, pimi çekilmiş bombayı atarsan ne olur? Ne olur? Patlar. Ne yapsın? Başka bir yerden patlasın. Gözümüzün önünde olması daha iyi değil mi? 40 yılın başı doğru bir şey söyledin lan. Tabii canım. Saksı değilim ben. Çalışıyor kafam bazen. Ay güldürme beni. Zeki kocam? Ne yapalım peki şimdi? Onu da söyle bari. Söyleyeyim. Gidiyoruz, Bade'yi otelden alıyoruz. Sen de atarlarına yolda devam ediyorsun ki vakit kaybetmeyelim. Yolda bayağı böyle istediğin gibi atar yaparsın. Gelişine vurursun yani. Tamam mı? Neredeyse yakalanıyordum. Merak etme abla. Yaptıkları yanlarına kalmayacak. Sağ ol oğlum. Çay içeceğim ha? Çay içeceğim, çay içeceğim ha? Tamam. Kızlar kalkmadılar mı daha? Gelirler şimdi. Kızlar, hadi sofraya. Oğlum, bak kız gelince üstüne gitme artık, olur mu? Tamam ana, merak etme. Ah, gel yavrum. Ablan nerede? Ablam yok ki. Aa. Ne demek yok? Yok işte, eşyaları da yok, gitmiş. Gitmiş mi? Günaydın. Günaydın. Umarım rahat uyumuşsundur. Uyumadığımı söylesem kabalık yapmış olmam herhalde. Yerinde olsam benim de gözüme uyku girmezdi. Ablamı uçurumdan attıkları anı görmek istiyorum. Kulübede izledikleri görüntüleri ben de izlemek istiyorum. İzlemesen daha iyi olur. İzlemek istiyorum. Hemen. Peki. İstediğin gibi olsun. Acı öfkeni öfkende alacağın intikamı güçlendirir. Ama önce bir şeyler yiyelim. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Rezervasyonunuz var mıydı? Ay yok. Biz burada kalan birini arıyoruz. Bade Gürdal. Bir saniye, hemen bakıyorum. Evet, burada kalıyormuş ama dün çıkış yapmış. Aa. Nasıl ya? Nereye gider ki? Bak gördün mü? Senin yüzünden sokaklara düştü kız. Çetin, saçmalama, yürü. Sağ olun. Nasıl bulacağız şimdi? Canım, arayan Mevlasını da bulur, belasını da bulur. Onu mu bulabileceğiz? Harika. Bu gazla navigasyon olup nokta atışı yapıp bulacağım kızı ya. Ya ayrıca da eşyalarını karıştırırken biraz dikkat etsen. İnsan çaktırmadan yapsaydın bari ya. Çetinciğim, bende şans mı var? Balık olsam vapur gelir bana çarpar yani. Bir bu kız eksikti ya. Ha, sapık bir yandan, bu kız bir yandan. Bütün manyaklar bizi buluyor anasını satayım. İşte buna benzerlik yasası deniyor. Benzer benzeri çeker. Ha, manyak olan biziz diyorsun yani. Doğru aslında yani, normal insanlar gibi davranmıyoruz. Benzerlik yasası da iyiymiş ha. Evet. İkisinin yüzünü gördükçe ablamı görüyorum. Kim böyle bir ölüm hak eder ya? Kim? Senin canını alıp hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam etmişler. Öfkeden
Vicdanım, kalbim kurudu artık ya. Salim abi, hayırdır? Pervin'i çağır bana Fatma. Uyuyordu. Acil değilse söyleyeyim, kalkınca yanına gelsin. Uyandır gelsin kapıya. Tamam. Sen az dur. Ne oluyor ya sabah sabah? Rüyanda beni mi gördün Salim? Nerede o herifin evi? Ne herifi be? Mine'nin gittiği herifin evi nerede? Ha, sen Mine'nin fingir dediğini diyorsun. Ulan zaten canım burnumda, söyle nerede herifin evi? Bırak ya sabah sabah. Git kızına sor. Pervin! Pervin! Nerede diyorum Pervin? Cevap ver Pervin! Öfkeni diri tutarsan ağlamazsın. Ağlamak seni zayıf düşürür. Düşmanın bir damla gözyaşını görürse... İşte o an bittin demektir. Matemini, vicdanını bugün burada bırakıp çık. Onlara ihtiyacın olmayacak. Öfkeni acına tutunacaksın. Sabırlı ol. Herkes hak ettiğini bulacak. Haklısın. Herkes hak ettiğini bulacak. O zaman ablamla enişten beni daha fazla merak etmesinler, değil mi? Alo? Çetin? Alo Bade, neredesin sen ya? Ya bütün gece uyumadım. Çok pişmanım ben Çetin. Keşke ablama öyle şeyler söylemeseydin. Sen haklıydın. Yani sonuçta biri çıkıyor karşısına, ben senin kardeşinim diyor. Sabırlı olmam gerekiyordu. Sen hala ağlıyor musun ya? Ya ben sadece bana sarılmasını istedim. Bir ablam olsun istedim. Aşkım kız ağlıyor ya. Aman bırak, timsah gözyaşları onlar. Ya bak biz çok üzüldük bak. Ablan da çok üzüldü. Hadi sen eve gel artık. Ha, neredesin sen, alayım ben seni. Bugün benim doğum günüm. Hayatımda ilk defa doğum günümde yalnız olmayacaktım. Hayatımda ilk defa bir doğum günümde ablam olacaktı. Aman dert ettiğin şeye bak, akşam alırız bir pasta. Güzel parti yaparız, kutlarız ya. Sen takılma buna, sen neredesin onu söyle bana. Tamam, biliyorum ben orayı. Tamam, geliyoruz biz. Sakın bir yere ayrılma, tamam mı? Ne diyor? Hayatım kızım, doğum günüymüş bir de ya. Yazık ya. Ay aman Çetin, üf. Tamam sen git al. Getirirsin sonra. O da sadece gözümün önünde olsun diye. Sen gelmiyor musun? Ya yok, beni taksiye bırak. Çiçek uyanmıştır çoktan. Ben eve gideyim artık. Tamam. Sen de tetikte ol ha. Tetikteyim kızım ben. Hatta tetiğin kendisiyim ben ya. Tetiğim ben. Günaydın. Günaydın. Kahvaltıda ne sevdiğini bilmediğim için aklıma gelen her şeyi hazırladım. Çok zahmet etmişsin, sağ ol. Ne zahmeti? Benim için zevkti. Tabii benim canım hiçbir şey yemek istemiyor ki. Babaannem evde olmadığını çoktan anlamıştır. Keşke o gece burada uyumana müsaade etmeseydim. Hepsi benim hatam. Yok canım, olacağı varmış yani. Kabahatli olan sen değilsin. Neyse, bunları düşünmeyelim artık. Her şey yoluna girecek. Bizim hayatımızda hiçbir şey öyle kolay kolay yoluna girmez. Hoş geldin. Gelsene.
oturmaya gelmedi. Mine evden kaçtı. Nasıl ya? Ne demek evden kaçtı? Biri varmış, görüşüyorlarmış. Belki onun yanındadır. Sen bilirsin kim olduğunu. Mine yapmaz öyle şey. Hem ben bilmiyorum adam falan. Yalan söylemekten yüzün aşınmış mı? Baba. Ya hadi kendini el alime rezil ettin, aileni hiçe saydın. Kardeşinden ne istedin peki? Bunu da kendine benzettin tabii. Kız çocuğu ya anasına ya ablasına özenirmiş. Demek Mine'nin günahı da senin gibi bir ablası olmasınmış. Baba söyleme böyle. Ya kendi başını yaktın. Kardeşini niye bataklığa sürükledin? İyi ettin kızım, iyi ettin. Çiçek dediğin bataklıkta da açar zaten. Baba. Trafik vardı ya, kusura bakma, geç kaldım. Yok, önemli değil de... Abla, o gelmek istemedi sanırım. Ya yok, istedi. İstedi de... Ya gelecekti aslında ama konuşmak istemezsin diye düşündü. Yüzüme bakmaz o benim şimdi dedi. Seni kırdığının farkında, yaptığı hatayı biliyor yani. Kırılmadım. Sonuçta o benim ablam. Ne kadar kızarsam kızayım, onu kaybetmek istemem asla. Aynısını söyledi ya. Kelimesi kelimesine aynısını söyledi yani. O da ben de kardeşimle vakit geçirmek istiyorum, onu kaybetmek istemiyorum dedi. Gerçekten? Gerçekten. Hatta dedi ki git dedi, onu getir dedi, beraber dedi doğum gününü kutlayalım dedi. Yok, itiraz kabul etmiyorum. Ki o da zaten öyle hayırı kabul etmeyen bir insandır. Hadi bari üzme bizi. Sen bana inanmıyorsun ama şimdi anlayacaksın doğruyu söylediğimi. Nerede bu fotoğraflar? Heh, bu. Ah, bu ne? Mine Hanım'ın son bombası. Adam bu. Ne o kız? Kala kaldın? Hiç. Öyle şaştım birden. Şaşarsın tabii. Ummadık taş baş yararmış. Şimdi anladın mı o çok kolladığın Mine Hanım'ın ne yere bakan yürek yakan olduğunu? Nereden bulmuş o adamı? Bilmiyorum vallahi. Ama adam çok zengin. Evini görsen şıp diye anlarsın. Artık Mine Hanım nerelerde geziyorsa... paralı adamı görünce yapışmış belli. Ne kadar üzgün olduğunu farkındayım. Ama bir şeyler yemen lazım, yoksa hastalanacaksın. Hiç içim almıyor aslan gerçekten. Dün yaşadığım şeyleri bir türlü kafamdan çıkaramıyorum ya. Düzelecek, her şey geçecek. Baban da affedecek seni. Kesin babam geldi. Baban olamaz çünkü evi bilmiyor. Nerede o? Mine! Ne işin var kızım senin burada? Yürü gidiyoruz. Bırak. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Ne demek gitmiyorum ya? Babam geldi, seni sordu. Ne yalan söyleyeceğimi şaşırdım. Seni koruyacağım diye bir de ben suçlu oldum. Ne derdin varsa gidip anlatıyorsun babama. Beni karıştırma bu işe, hadi. Ya bırak, hiçbir yere gitmiyorum. Ben o eve giremem artık. Allah Allah. Niye giremiyormuşsun? Kızım cevap versene. Bir şey mi saklıyorsun sen? Ya sana hesap vermek zorunda mıyım ben? Allah Allah, karışma benim işime. Böylesinin daha iyi olduğunu bil. Yeter. Hadi, hadi. O ne demek ya? Kızım babam seni evden kaçtı sanıyor. Adam perişan olmuş. Burada olduğunu duyarsa ne olur biliyorsun değil mi? Sen söylemezsen bilmez. Beni ihbar etmeyeceksin herhalde değil mi? Saçmalama be. Herifle mi kalacaksın? İzin vermiyorum buna. Karışma abla. Mine burada gayet iyi. Merak edilecek hiçbir şey yok. Konu adamlığa geldi. Sen çık istersen. Tamam, evde kalma. Gel o zaman benimle yalıya, tamam mı? Kafanı dinlersin. Ne? Yalıya mı? Ya kızım ben seninle bakkala bile gelmem, anlamıyor musun? Allah Allah, uzak dur benden. Delirtme beni. Ya bana kızgınsın diye kendini mi ateşe atacaksın? Defol git şuradan, seni dinlemek istemiyorum. Hadi, ya, yürü. Ne? Ben senin ablanım ya. Kötülüğünü ister miyim hiç? İstemezsin, gördük. Hadi canım, hadi, hadi. Mine! Hadi. Mine, aç şu kapıyı.
Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? O yanındakine mi güveniyorsun? Bundan mı havaların? Ya o herif pisliğin teki. Ne söylüyorsa sana yalan söylüyor. Kandırıyor seni. Defol git ya. Dinlemek istemiyorum seni. Dinleyeceksin ulan. Dinleyeceksin. Aç şu kapıyı. Sen adam olana kadar, beni anlayana kadar ben burada duracağım. Susmayacağım. Mine bak, pisliğin teki diyorum o herif ya. Bunu en iyi ben bilirim. Ben yaşadım. Kızım açsana şu kapıyı. İstediği kadar numara yapsın o. Yemem ben o numaraları. Mine aç. Açmazsan açma lan. Ne halin varsa gör. Açken ekmeğimizi bölüştük, doydu. Şimdi döndü düşman oldu. Allah Allah. Gerçekten. İnanamıyorum artık. Biriniz bari cevap verin şu telefona. Ay deli olacağım. Yengeciğim. Çetin, ben de seni arıyordum. Dayından bir haber var mı? Aa, senin haberin yok mu? Onlar Mert'le Antalya'ya gittiler. Ve ortaklar acil bir iş için toplantıya çağırmış. Antalya'ya toplantıya. Nasıl söylemezsin böyle bir şey bana? Pardon ya, aklımdan çıkmış. İyilermiş ama ya. Ben de Mert'le konuştum zaten. Sen otur, ben bir çiçeğe bakıp geleyim. Antalya'da toplantı. Çocuk mu kandırıyorsunuz siz ya? Aa. Ay, Hala Hanım, kuru temizlemeye gidecekleri ayıracaktınız. Şimdi işim var, ben sonra hallederim. Evet. Tamam, tamam, tamam Sait Bey. Ben evrakı alıp geliyorum ama. Tamam. Canan, ne işin var senin burada? Hiçbir yere gitmiyorum. Ne demek gitmiyorum? Konuştuk ya bunları. Konuşmak istemiyorum. Karnımda senin bebeğini taşıyorum. Saklamak istemiyorum ya. Babama gidip her şeyi anlatacağım. Tamam kızım, git anlat. İkimizi de öldürsün, rahatla. Ya sen de benimle gelirsin ya da babam bebeği öğrenir. Talha Hanım, hoş geldiniz. Taylan bir odasında yoklar. Filiz, bana Taylan'ın Antalya'da kaldığı otelin telefonunu verebilir misin? Antalya mı? Evet, yani Taylan ya da Mert. İkisinden biriyle mutlaka konuşmam lazım. Biz de aradık ama henüz ulaşmayı başaramadık. Antalya'da olduklarından haberim yoktu. Neden gitmişler peki? Toplantıları varmış. Öyle bir şey olsa mutlaka bilirdim ben Hale Hanım. Toplantı için özel bir rezervasyon yaptırmamız gerek. Nerede peki bunlar? Telefonları da kapalı. Canan, saçmalama. Çocukça davranıyorsun. Taylan odasında kim var? Canan, bak. Sorun çıkarma. Bak, al şu bileti. Eve git, tamam mı? Evde konuşalım. Anlatacağım her şeyi. Ne oluyor burada? Ne işiniz var Taylan'ın odasında? Bir şey yapmıyoruz ya. Hale Hanım, Taylan Bey de Mert Bey de ortada yoklar. Nasıl ortada yoklar? Mert Bey'le önce Taylan Bey'in arabasını terk edilmiş halde bulduk. Sonra Mert Bey de kayboldu. Bir süredir ikisinden de haber alamıyoruz. Nasıl yani? Taylan'a bir şey mi oldu? Değildir ya. Hale. Hale kocasının başına bir şey geldiğini anlamış. Her an peşine düşebilirler. Anlasın bakalım. Benim sakladığım adamı bulmak o kadar kolay değil. Ben ne zaman uygun görürsem o zaman serbest bırakırım Taylan.
Tansiyonunuz normale dönmüş Hala Hanım. İyi. Çetinler gelmedi mi hala? Az önce geldiler. Hı, güzel. Aa, kalkmayın Hala Hanım. Tamam tamam, ben şimdi kendime gelirim. Hadi git sen. Bekir abi, Jale Hanım çok hastaymış. Bu gece sahne alamayacakmış. Bu hafta kaçıncı be? Ara onu, bir daha gelmesin. Bundan sonra ona burada ekmek yok. Bekir abi. Tamam abi, sakin ol, değmez. Değmez tabii oğlum. Başka solist mi yok sanki? Ben kimlerin elinden tutup da bu sahneye çıkarttım biliyor musun sen? Tembel karı. Tamam abi. Sen hiç sıkma canını. Buluruz bir çaresini. Canım benim ya. Abla gerçekten özür dilerim. Küçük olduğumu unutuyorum bazen. Ben de büyük olduğumu atlamışım zaten. Önemli değil yani, olur böyle şeyler abla kardeş arasında. Birbirimizi daha yeni tanıyoruz değil mi? Evet ama artık bayağı vaktimiz olacak. Öyle ya. Hazırsan çıkalım o zaman. Tamam ama bir makyajımı tazeleyeceğim. Zaten sürprizinizi de çok merak ediyorum. Adı üstünde sürpriz. Birazcık bekleyeceksin. Tamam, geliyorum. Hadi hadi, bugün senin en mutlu günün. İyisin. Gördün mü bak, bak işte ne güzel. Böyle bir sarılmalar, öpüşmeler, barışıldı. Hop harika. Ya Çetin'cim, doğum günü falan tamam da. Daha çok vaktimiz var dedi, duymadın mı? İşte yani birbirinizi tanımanız için diyor. Ya ne tanıyacağım ya? Hani birkaç gün sonra gidecekti bu? Tamam sakin ol, bir onu bulur postalarız ya. Sakin. Oğlum eğer kalırsa var ya, vallahi billahi bu mayalanmış hamur gibi kabarırız ha. O ne demek be? Şu demek, yani başımızda yeterince bela var, bir de bade belası eklenir demek. Ha o şekil. Ne yapıyorsun Zeynep? Kusura bakmayın, toparlarım hemen. Bade Hanım'ın eşyalarını götürüyordum. Tamam bırak. Sonra toplarsın aşağıyı sen. Aslında Selen'in kim olduğunu biliyordun. Kocam ortada yok. Tehdit üstüne tehdit aldık. Sen yaptın değil mi hepsini? Konuşsana. Kocam nerede? Taylan'a ne yaptın? Benim kocamla ilgili bir bilgim yok. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Ya hemen konuşursun. Ya da ne işler çevirdiğini Asiye ile Çetin'e söylerim. Söyle Taylan nerede? Nerede kaldı bu kız ya? Çetin bak sana yüzdür söylüyorum. Bu kızda kesin bir şey var. Senin içine husumet kaçmıştır canım. Böyle derin derin nefes al ver geçer. Yani nefes alıp vermeyle olacak iş değil. İşkilleniyorum. Hayır, niye işkilleniyorsun acaba? Kız anlayışlı, kibar, seni de çok seviyor. Ayrıca ablasını yeni bulmuş yani. Neden senin kötü bir şey yapmak istesin ki? Çiçek. Ne oldu Çiçek? Çiçek yukarıda yalnız. Bade yok uzun zaman. Ya Allah'ım ne oluyor ya? Bir daha sormayacağım. Cevap versene. Ne oluyor ya?